İtfaiye Teşkilatı'nın 307. yıl dönümü sevgili izleyenlerimiz. İtfaiye Teşkilatı 307 yaşında. Başkan Bilgin tüm itfaiye teşkilatımızın itfaiye haftalarını tebrik ediyorum dedi ve itfaiye teşkilatını makamında ağırladı sevgili izleyenlerimiz. Ziyarette itfaiye teşkilatı hakkında hem bir fikir alışverişinde bulunuldu hem de tabii ki teşkilatın 307. kuruluş yıl dönümü de kutlandı. Can ve mal güvenliğimizin can pahasına, tabii ki onlar kendi canlarını hiçe sayarak ne yapıyorlar? Fedakarca itfaiye erleri çalışıyorlar. İnşallah tabii ki yangındı, felaketti vesaire bunlar yaşanmasın, temennimiz bu. Ama itfaiye erleri de 7/24 biliyorsunuz her daim bir telefon kadar bizlere yakınlar. O yüzden biz de itfaiye erlerimizin 307. kuruluş yıl dönümlerini kutluyoruz. İtfaiye Teşkilatı 307 yaşında. Güzel bir bina. Her şeyiyle bize güzel bir hizmet alanı yapıldı. İnşallah araçlar konusunda da desteğinizi veriyorsunuz. 2 tane güzel aracımızı aldık. Bir tane merdiven için çalışmalarımız son aşamaya geldi. Sizin desteklerinizle inşallah merdivenimizi de aldığımız zaman itfaiye her geçen gün daha yenilerini katarak daha güzel bir itfaiye teşkilatı. Bizim de şeyimiz her geçen gün kendimizi bilgi, beceri ve teknoloji olarak yenilemek, sizlere karşı elimizden geldiği kadar en güzel hizmeti verip halkımıza sıkıntı yaratmadan mutlu etmek için çaba sarf etmek istiyoruz başkanım. İtfaiye Teşkilatı'nın 307. kuruluş yıl dönümü nedeniyle itfaiyecilerimizle bir aradayız. Öncelikle şahsınızda tüm itfaiye personelimizin ve itfaiye teşkilatının itfaiyecilik haftasını tebrik ediyorum. İtfaiye teşkilatı bir şehir için çok önemli. Özellikle gelişen çağda farklı iç kazalarından tutun ev kazalarına kadar yangınlar, sel, deprem, afet olaylarında ilk akla gelen teşkilat yerelde itfaiye teşkilatı oluyor. Bu noktada Allah'a şükürler olsun Sivas olarak biz hem itfaiye teşkilatımızın fiziki binasını yenileyerek hem geçen yıl almış olduğumuz yeni personelle insan kaynaklarını gençleştirerek ve araç gereç ki çok önemli. Bunlar da belli bir periyot dahilinde yenileyerek şehrimizde bu konuda sıkıntı çıkartmayacak bir hale getirmenin gayret içerisindeyiz. Biz tüm belediye bilimlerimizin 7/24 çalışmasını istiyoruz ama bu noktada itfaiye ne kadar iş az düşerse itfaiyedeki memnuniyetimiz öyle oluyor. Tabii biz itfaiye teşkilatı olarak sadece yangından sonra olaylara müdahale ederek değil, yangın öncesi veya afet öncesi, sel öncesi gerekli ön bilgilendirmeleri de yapma noktasında da teşkilatımızın, itfaiye teşkilatımızın bir çalışması var. İlkokullardan, anaokullarından başlayarak o milli eğitimle birlikte özellikle okullarda ev kazaları, yangın, ev yangınları, trafik kazaları noktasında gerekli bilgilendirmeyi de yapıyor. Biz her alanda olduğu gibi bu alanda da şehrimize sorun yaşatmayacak, hemşehrilerimizin kendini Allah korusun bir sıkıntı oluştuğu zaman güvende hissedecek bir yapı oluşturmak için canla başla çalışıyoruz. Ben tüm itfaiyeci arkadaşlarımızın, tüm personelin tekrar haftalarını tebrik ediyorum. Rabbim kazasız, belasız mesailer diliyorum. Allah razı olsun. Gerçekten çok zor bir meslek, meşakkatli bir meslek. Biz de tüm itfaiye erlerinin teşkilatlarının 307. yaş gününü kutluyoruz. Kazasız, belasız, sorunsuz bir tabii ki hayatları olsun temennimiz o. Allah kolaylık versin diyoruz efendim. Tüm itfaiye erlerine de selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Medya Net ailesi olarak buradan da biz de efendim tekrar bir kez daha kazasız, belasız günler görsünler.